Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 29. sezon tablosunu inceleyeceğiz ve ödülleri alacağız. Bir sezonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Kenop bu sezonu lider kapatmış durumda. Kendilerini tebrik ediyoruz. İkinci sırada DSVG'yi görüyoruz. Munaş'ın ittifakı. İlk defa onları top 3'te görüyorum. Biliyorsunuz bu sezon da banlar atıldı arkadaşlar. Birkaç saat önce yeni ban listesi açıklandı. Ve DSVG bu sayede ikinciliğe yükseliyor. İkincilikte TCN vardı. Onlar zaten büyük ihtimalle ban yer diyordum ben. Deli gibi pilot yapıyorlardı çünkü. Evet, adalet yerini buldu. Düşürüldüler Platin 1'e. DSVG'yi de tebrik ederim. İkinci sıraya yükseldi. Üçüncü sırada da bir şekilde Nimnation yükselmiş arkadaşlar. Nimnation çok kötü götürüyordu sezonu ama sonlara doğru toparladılar. Eşleşmeleri de güzel geldi. Ve ban yeni ittifaklar sayesinde de üçüncülüğe kadar çıktı. Gerçi üçüncülükle ustanın çok bir farkı olduğunu sanmıyorum. Çok az fark ediyor. İkinci ve birinci bayağı fark ediyor sadece. O yüzden üçle usta çok fark etmez. Biz birinci ustadayız arkadaşlar. Aslında ikinci ustadaydık ama bu banlar bize de yaradı. Bizi birinci ustaya attı. O açıdan güzel oldu. Şöyle ödülleri de göstereyim. Evet, birinci ustanın ödüllerinde arkadaşlar 6. sıradayız. 2700 A3 var. A3'ümüz iyice oluşmaya devam ediyor. T6'mız zaten 3'ten fazla var. Yani 3 tane var. 3'ün üstüne 3.5'a doğru gidiyoruz. Nexus kristalimiz var. 24.006 yıldızlı parçamız var. 2 tane %25'lik kristal. Zaten deli gibi S5'im var. 4 tane %10'luk ve 2 de T5 alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun diyorum. Evet. Ban yiyenlerin listesi burada arkadaşlar. Gene Kenop'tan Pepe hazırlamış. Onun eline sağlık. Evet, en tepede TCN'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Platin 1'e düşürülmüş. Tam 1 milyon 600 bin puanını almışlar. Evet. Sağlık olsun, ne diyelim. Palo. Hiç beklemiyordum Palo'nun ban yemesini. Bayağı birincilikteydi onlar. Ama belli ki bir şeylere bulaşmışlar ki ban yemişler ve Platin 1'e düşürmüşler onlar. Evet, Next Wave'e çok üzüldüm. Gerçekten orada çok güzel emek vermişti arkadaşlarımız. Onların düşürülmesi hiç güzel olmadı. Onlar da Platin 1'e düşürülmüş. Çok geçmiş olsun. Evet, Universal Stars diye bir ittifak. Çinli ittifakları görüyorum. Ondan sonra şöyle yavaş yavaş bakalım. Türk ittifakları da maalesef çok var arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Adamlar ittifakı Platin 3'e düşürülmüş. Geçmiş olsun. Ondan sonra Turkish Warriors team var. Altın 1'e düşürülmüşler. Geçmiş olsun. Başka Can Kardeşler diye bir ittifak var. Altın 1'e düşürülmüşler. Geçmiş olsun. Başka TR Quicksilver var. Türk ittifakı herhalde. Size de geçmiş olsun. Altın 1'e düşürülmüş. Karadenizliler. Altın 1'e düşürülmüş. Turkey War Team. O da altın 1'e düşürülmüş. Rastlantı var. Void. Abi çok geçmiş olsun ya. Orada bir arkadaşım var benim. Geçmiş olsun dileklerim seninle abi. Çok üzüldüm. Altın 1'de. Evet, bu kadar arkadaşlar. Vallahi geçen sezon da böyle ban atmışlardı arkadaşlar. Bu sezon atacaklarını hiç beklemiyordum. Artık her sezon böyle ittifak banı atacaklarsa herkesin çok dikkatli oynaması gerekiyor. Ama bunu yaygınlaştırmaları gerekiyordu bence arkadaşlar. Çünkü herkes çok rahat hile yapıyor resmen. Her sezon tamam artık ban atıldı, uzun bir süre şimdi ban atmazlar diye hemen hile açıyorlar. Şimdi işte her sezon böyle bir şey yaparlarsa kimse cesaret edemez artık. Bence böyle olması gerekiyor. Evet, liderlik tablosuna bakalım. Top 3'ü söyledik. İşte ustadan başlayalım. XK9'u görüyoruz. Noxious Smoke, Made in Brazil. Şunlarda da hiç eşleşmedik ha. Usta 3'e gelmişler valla. Matrix var, GT40 var ve Space Bastards bizle beraber ustayı oluşturuyor arkadaşlar. Yani top 10. Top 10'da biz varız. Evet, top 20'ye gelince Aizo 8A'yı görüyoruz. AGT'yi görüyoruz. PBT, Black Mambas, Çinli İttifak, For Loki, Sus, Elite, Lipes ve Hell ittifakları var. Benim ismim yüzünden itmiş Hell'ı ama o ustada. Bu ittifaklardaki tüm Türk arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Platin 1'e bakalım. Evet, PYCB, Rus İttifakı, bunlarla en son biz eşleşmiştik. SSX1 var, 211, X5A, Legion, Koalisyon AI. Bunların ban yemesini dediğim gibi herkes bekliyordu zaten. Matrix Vol 2, Stara, Palo, bunlar da ban yedi. Cerberus Revenge, TR Hun, Büyük Taurus. Platin 1 18. sıra değil, 17. sıra olması gerekiyor. Evet, 17. sıra. Tebrik ediyorum TR Hun'u. Neye ittifakının üstündeler, mükemmel ya. Tebrik ederim arkadaşlar. Next Wave geçmiş olsun. Usta 1'deydiler onlar. Platin 1'e düştüler maalesef. Oradaki herkese geçmiş olsun. Ama Platin 1 ödülleriniz hayırlı olsun yine de. Deli Dostluk 23. sırada. Elinize sağlık. İki Türk ittifakını Platin 1'de görmek gerçekten çok güzel bir şey. Hasan abi, tebrik ediyorum hepinizi. Mahmut abi, senin de. Eksaboka Mustafa abiye de selamlar. Evet, Platin 1'in sonuna geldik. Hadi Platin 2'ye de hızlı bir bakalım.
Hiç Türk İttifakı var mı Platin 2'de? Bir bakayım şöyle. Hızlı geçmeyeyim de. Yok galiba. Tugar var. Dual Nation. O Türk İttifakı'nı bilmiyorum. Summoners of Anarchy var. Akutsuki ne bilmiyorum. Ha, Vefa var Platin 2'de. Elinize sağlık. 49. sıradalar. 50 değil. Benim ismim gene itiyor onları. Evet şöyle. Platin 3'te de düşürülen çoğu Türk İttifakı var arkadaşlar. Biliyorsunuz onların hepsini listede gösterdim zaten. Movi var 18. sırada. Elinize sağlık. Şans İttifakı 30. sırada. Elinize sağlık. Bakalım Eternals. Eternals biliyorsunuz geliyor. Silahşörler var. 60. sırada. Elinize sağlık. Başka. Ağır abiler 93. Elinize sağlık. Relax. İttifak macerasında top 3'te 4'te falan onlar. Adamlar geçmiş olsun, Platin 3'e düşürülmüşsünüz. Gerçi siz Platin 2'de mi iyiydiniz bilmiyorum ama yani düşürüldüğünüz için geçmiş olsun diyorum yine de. Ama elinize sağlık. Platin 3'tesiniz en azından. Bakalım Asgard var. Başka Türk İttifakı arıyorum. Türk Turan Ordusu elinize sağlık. 194. TRI Türk İttifakı değil mi? Eğer Türk İttifakı ise elinize sağlık. Evet, Platin 4'e hiç bakmayalım. Platin 3'te de bu şekilde arkadaşlar. Evet, gelelim ödüllere. Bir sezonun sonuna geldik gene. Asıl heyecanlı kısım. Şimdi ilk önce şu %25'lik kristalleri bir açayım. Aradan çıkartayım. Sonra da kristal yani öne çıkan ve Nexus'u açacağız. Önce %10'lukları bir açayım şöyle hızlı. Evet, oh. 3 tekno ve bir tane de beceri verdi, şansa bak. İyi olsun. Evet, açalım şu iki tane %25'liği de. Ve mutant ve mistik, güzel. İhtiyacım yok onlara gerçi. Deli gibi elimde şey var benim. S5 var. O yüzden şu anda bir S5'e ihtiyacım yok. Şunu da açayım. Oo, sadakat güzel. Evet, gelelim parça kristallerine arkadaşlar. Önce öne çıkanlarımızı açacağız. Tam 6 kristal açacağız arkadaşlar. Şöyle alalım. Bakalım istediğimiz gelecek mi? Evet, bu kadar. 6 tane açacağız toplam. Hepsini çevireceğim, hiç patlatmayacağım. Evet, istediklerimiz arkadaşlar Herkül, Penny Parker, Örümcek Adam 2099'u kopyalamak. Ondan sonra bakalım. Ay, az önce görevliye yükseldim galiba arkadaşlar. Bakayım. Yo, üye diyor. Anlamadım. Bakarız sonra. Bakalım. Örümcek Adam geçtim, Stark olmasın. Yok. Medusa'yı kopyalamak isterim. Alev Adam isterim. Diablo'yu kopyaladık zaten. Onun dışında başka bir şey yok galiba arkadaşlar. Gerisine sahibim zaten. Evet, özellikle Herkül istiyorum. Çünkü prestij açısından gerçekten çok lazım bana. Evet. Şöyle alçık yapalım biraz. Baktık şansımız kötü gidiyor. Gene alçık yaparız. Evet, yukarıyı da kapattım. Kopya çekmek yok. Kopya mı geldiğini, yeni mi açtığımı bilmeyeceğim ben de. Evet, o zaman başlayalım arkadaşlar. İlk öne çıkan kristalimiz geliyor. Aşağıdan Penny Parker gördüm. Örümcek Adam 2099 biraz dönsün. Evet, çok heyecanlıyım şu anda. Yukarıyı kapattım. Bakmayacağım kesinlikle ne açtığıma. Biraz daha dönsün. Evet, durduruyoruz. İlk kristalimiz geliyor arkadaşlar. Ne geliyor? İstemez. Onu da istemem. Giyotin mi? Hadi be, bir daha kaysaydı en azından. Örümcek Adam, Stark örümceği açardım. Evet, bunu ilk defa kopyaladım galiba. Bakayım. Aynen. Nerflenmiş Euro geldi. Keşke bu gelmeseydi. Gerçekten üzdü bu. Neyse, yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Sonuçta buradan istediğim hiçbir şey açamasam bu kristal gidene kadar bunu açmaya devam edeceğiz. Baktım bunu da kötü açtım. Gene gir çık yaparım. Dönsün. Ama kötü başladık yani. Giyotine sevinmedim açıkçası. Duruyor şimdi. Bakalım şimdi ne geliyor. Ah, bir alev adam. Aa, Herkül'e bak. İki kere geçiyor ve tabii ki de Cyclops'u veriyor. Alışığım ben bunu. Üçüncü kez açtım Cyclops'u buradan ya. Şaka gibi. İki kere Herkül'ü geçti ya. Evet, bu kristal gerçekten dalga geçmeyi seviyor arkadaşlar. Şöyle gir çık yapalım.
Onda geçeceğini anlıyorum. Yani Cristiano'nun tam olarak ne zaman duracağını matematiksel olarak anlıyorsunuz çünkü. Evet, devam edelim bakalım. Bari bir tane işe yarayan ver. Herkül'ü ver yeter, gerisi önemli değil. Ama Cyclops verme ya. Üçüncü kere Cyclops açtım bu kristalden. Olsun, ne yapalım, sağlık olsun. Daha 4 kristalimiz var. Ama iyi başlamadık yani, öyle söyleyeyim. Evet, üçüncü kristalimizi de durduruyoruz. Bakmıyorum. Hayır, Cyclops istemez. Onu da istemez. Overseer mı? Aman be. Tüh. Bakın yukarıda bir yazmış. Ben bakmıyordum tabii. Overseer'ı açtık. Yani gardiyan. Evet, yarısı bitti, yarısı kaldı. Hala kötü gidiyoruz. En azından yeni hero ama hiç sevindirmedi gardiyan açıkçası. Evet. Penny Parker ver, Alev Adam ver, Herkül ver, ne bileyim. Overseer ne ya? Gidip en istemediğim yeni hero'yu veriyor resmen. Hadi artık dostum. Güzel bir hero istiyoruz. Vermezse de ne yapalım? Siber Pazartesi'nde tekrar deneyeceğiz şansımızı. Duruyor. Bakmıyorum yukarı gene tabii ki. Ya hayır, yapma. Lütfen yapma ya. Abi. Gerçekten çok kötü veriyor ya. Bari oyunun dilini değiştireyim bu kez. Gerçekten çok kötü veriyor ya. İki kere guillotine açtım ya. Şu İngilizceye geçelim. Hiçbir şey değiştirmeyecek bence ama gene de yapıyorum işte. Buradan hiçbir şey bulamazsam gene yükselteceğim bir sürü hero'm var. Gerçi onları yükselteceğiz. Ama Herkül'ü gerçekten prestij için bulmak zorundayım. Evet, iki diyor. Birisi ünvan. Diğeri de zaten profil resmi. İki kristalimiz kaldı. Devam ediyoruz. Cidden bir daha guillotine ve Cyclops verme lütfen ya. Ne çok veriyor onları ya. Aşağıdan da evet, Herkül falan geçti. Biraz dönsün. Yine yukarı bakmıyorum tabii ki. Bakmaya çok korkuyorum çünkü. Evet, durduruyorum. Bakalım şimdi ne veriyor. Ah Penny Parker. Thor Ragnar... Abi! İnanılmaz dalga geçiyor Kristal ha. 60 kopya oldu. Tamam, bunu da direkt açıyorum. Bir şey bulamadık, tamam. 60 kopya yaptı guillotine'i. Vallahi ne diyeyim. Nerflenmiş hero'yu bu kadar çok verdi ya. Ne diyeyim. Sağlık olsun. Son kristalden de bir daha açarız o guillotine'i şimdi. Evet, durduruyorum. Son kristal. Chavez. Hey yavrum be. Son dakika golü. Son dakika golü geldi be. Ama Herkül gelmedi. Ah be. Son dakika golü geldi. 3 kere guillotine açmak ne demek ya. Oh be. En azından istediğim bir hero geldi. Gene de hala için biraz üzgün. Herkül'ü çok istiyordum çünkü. Hala Siber Pazartesi'ne kadar vaktimiz var tabii ki. Siber Pazartesi'nde de bir sürü parçacık alıp açacağız. Ama Alev Adam gerçekten çok sevindirdi beni. Çok lazımdı bana. Ve bir kristalimiz daha var arkadaşlar. Nexus kristali. Daha onu açacağız. Evet, onu da şöyle alçık yapalım. Sonra bitireceğiz. Valla dili değiştirmek yaradı galiba. Evet. Haydi bakalım, Nexus'u da açalım. Buradan da güzel bir şey kaldı mı tamamdır. Ama artık ben mutluyum. Alev Adam'ı buldum ya, çok mutluyum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Herkül'ü bulamasak da Alev Adam'ı bulduk en azından. Evet, döndürüyorum. Yavaşça bakacağım bu kristale arkadaşlar. Hızlı bakmıyorum ben Nexus'lara biliyorsunuz. Elimi kapatarak bakıyorum hep. Evet, hero'larımız geldi. Bir Cosmic görüyorum. Gümüş Sörfçü olsa ne güzel olurdu ama tabii ki değil. Terrax, yeni hero. Evet, Terrax'ı gördüm. Bilim görüyorum ondan sonra. Yellow Jacket, çöp. Ve bir de Mystic görüyorum. Mystic'ten zaten her şey var. Ebony mi? Valla. Evet, çöpleri açtık. Şimdi burada kimi alsam diye düşünüyorum. Yellow Jacket'lık bir durum yok bence. Ebony Maw'u uyandırmaya da gerek yok. Sanırım Terrax'ı seçeceğim. En azından yeni bir hero'm olsun diye düşünüyorum ama hala karar vermedim. Terrax, Yellow Jacket. Valla bir tane işe yarar bir şey verseydi. Hepsini eşit görüyorum ben şu anda arkadaşlar. Yellow Jacket'a ihtiyacım yok. Zaten
yeteri kadar iyi. 5 yıl ama hala cidden çok kararsızım şu anda. Biraz düşüneceğim. Ebony Move'u yandırmaya kesinlikle gerek yok. Ne yapacağım Ebony Move'u? Yükseltmiyorum zaten. Savunmaya da atıyorlar. Ya Terrax ya Yellow Jacket. Terrax, Yellow Jacket, Terrax, Yellow Jacket. O piti piti, karamela sepeti, teraz, elastik, jimnastik. Bilmiyorum ya. Vallahi zor seçim. Şimdi Terrax'a ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bir sürü Cosmic Iron var zaten. Güç iğnesi atan biri bulunsa elimde iyi olur herhalde benim. Hiç böyle güç iğnesi düzgün atan biri yok. Böyle ama yani örümcek domuz gelirse Yellow Jacket'ın hiçbir anlamı kalmaz. Biraz daha düşüneyim. Arkadaş ne zor kararmış ya. Hay Allah. Çok kararsız kaldım. Yani Yellow Jacket'ı sinerji yaparım. Antmen'le en fazla. Ama Terrax'ı ne yaparım ya? Terrax'ı yapacak PR arıyorum. Ne yapabilirim Terrax'la? Gerçi hiçbiriyle bir şey yapamam. Yellow Jacket'ı alıyorum, tamam. Rastgele karar verdim. İkisini de kullanmam çünkü. Evet, kristallerimizi açtık arkadaşlar. Her külü bulamadığımız için üzgünüz. Guillotine'i 3 defa açtığım için acayip sinirim bozuk. Gerçekten şuna bakın ya. Geleyim şöyle. 60 kopya oldu ya. %76.63 şansla Rapture. Bakalım. İnşallah ileride iyi bir özelliği keşfedilir bu Guillotine'in. Şu anda nerflenmiş Hero'yu 3 kere açmış olduk. Ama tabii ki de Alev Adam'a, ekibime hoş geldin diyorum. Hemen R3'e atacağız. Belki önce Örümcek Adam 2099'a atarım. Sonra Alev Adam'a atarım arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Evet, bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de güzel bir sezon geçirmişsinizdir. Kristallerinizden güzel şeyler açmışsınızdır. Benim gibi 3 tane Guillotine açmazsınız inşallah veya Cyclops. 2 tane yeni bilim açtık. Olan bu yani. 3. bilim de Yellow Jacket Nexus'tan geldi. Ama Alev Adam'ı bulduğuma gerçekten çok sevindim. Elimiz boş çıkmadık bu sezondan. Ama her külü bulsak iyiydi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.